Biz ol uşak-ı serbazuz, akıl rüşt bize yar olmaz. Meyi aşk ile sermestiz, bize hergiz humar olmaz. Diriyiz daim, ölmeyiz, karunalarda kalmayız, çürüyüp toprak olmayız, bize leylü nehar olmaz. Bizim gülşendeki güller dururlar taze solmazlar, hazan olup dökülmezler, zemistanı bahar olmaz. Bırak, bırak ey Hamida varı, göremle sen, sen ol yarı, görecek ol tecellayı, andan özge kemal olmaz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Kaymakamlarım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, protokolümüzün saygıdeğer mensupları, muhterem hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gönül dostları. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Es Seyit Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından tertip edilen Anadolu'nun manevi mimarlarından ve Malatya'mızın gönül erenlerinden Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba paneline hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli dostlar, bizler bugün bu mecliste Anadolu'yu mayalayan büyük bilgelerin ilahi aşkıyla sermest olanı ve melametiye ahlakının önde geleni Somuncu Baba'yı Şeyh Hamidi Veli Hazretlerini konuşacağız. Evet, programımıza Hazret'in güzel bir eseriyle başladık. Şimdi de kelamların en güzeli olan, kelamların en yücesi olan Kur'an-ı Kerim'le devam edeceğiz. Bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetini sunmak üzere Somuncu Baba Camii İmam Hatibimiz Hafız Mustafa Baş hocamızı huzurlarınıza takdim ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere sahabe-i güzin efendilerimizin ve bugün onu anmak için burada toplamış olduğumuz Somuncu Baba Hazretlerinin aziz ruhları için terörle mücadelede hayatını kaybeden, şehitlik rütbesine eren bütün şehitlerimizin aziz ruhları için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Evet, Somuncu Baba Camii İmam Hatibimiz Hafız Mustafa Baş Hocamız Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bizlerle birlikte oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli misafirler, şimdi de sizleri selamlamak ve konuşmalarını yapmak üzere Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Doktor Bekir Aydoğan Beyefendi huzurlarınıza takdim ediyorum. Sözlerimi başlarken Anadolu topraklarını bize yurt yapan büyüklerimizin anılacağı bu programda aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, vatanımız ve milletimiz ve bayrağımızın ilebet gönüllere nakş olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizleri bugün bir araya getiren manevi birlikteliğimizi sağlayan Somuncu Baba Hazretleri bir gönül sesi olarak burada yankılanmakta, ruhaniyetinin etkisi net bir şekilde görülmektedir. İşte bugün davetimize icap eden sevgili dostlarımızla beraberiz. Bu beraberliğin temeli sevgi, samimiyet ve muhabbettir. Bütün insanlara hizmet etmeyi kendine ana düstur edinen, özellikle ülkesini, darendeyi ve halkını çok seven, hizmetleriyle gönül sultanı olan, gönüllere tat kuran Osman Hulusi Efendi'nin adına bulunan vakfımız, her türlü hayri, sosyal, kültürel ve tarihi hizmetlerini gerçekleştirmesi yüce milletimize ve değerlerimize gösterilen bir vefa borcudur. Bugüne kadar darendemize, vakfımıza ve yaptığımız bütün hizmetlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm devlet erkanına, saygıdeğer vekillerimize, belediye başkanlarımıza, mülki ve idari erkana, belediye ve il genel meclis üyelerine, saygıdeğer hemşerilerimize ve darendeye gönül veren dostlarımıza vakfımız adında teşekkürlerimizi sunuyorum.
Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli misafirler. Şimdi de bu değerli topluluğu selamlamak ve sizlere hitap etmek üzere Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır Beyefendi alkışlarla kürsüye arz ediyorum. Evet, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Rektörüm, Kaymakamlarım, İl Müftüm, Belediye Başkanım, Meclis Üyesi arkadaşlarım, değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Evet, gerçekten şu an insanlığın, özellikle İslam coğrafyasının ihtiyacı olan, böyle iz bırakan, insanların ufkunu, gelecek vizyonunu ufkunu açan, gelecek vizyon kazandıran böyle bir değerli şahsiyeti anmak gerçekten en büyük ihtiyacımızın olduğu bir süreç. Şu anda İslam coğrafyasını hep birlikte izliyoruz. Belki de insanlığın tanık olduğu en büyük felaketleri canlı canlı yaşıyoruz. Yani bugün İslam coğrafyasının genelinde bu çöküntü var. Bunun da temeline indiğimiz zaman biz İslam'ı yeteri kadar anlamadığımız, yorumlayamadığımız, yaşayamadığımızın bir sonucunu hep birlikte yaşıyoruz. Buna şahitlik ediyoruz. Eğer biz Hamidettin Efendi'yi, Şeyh Hamidettin Efendi, Rus Efendileri iyi anlayabilirsek, onların hayat tarzlarını, yaşam tarzlarını, dünyaya bakışını, insanlığa bakışını, hayata bakışını, dolayısıyla biz bugünkü durumlara düşmeyeceğiz kanaatindeyim. Bundan dolayı da bizler bu tür programları daha yoğun yapıyoruz, daha sık yapıyoruz. Özellikle Somuncu Baba'nın yeteri kadar belki ilimizde tanınmadığını, yani bunun neden tanınmadığını söylersek, bugün içine düştüğümüz pozisyonu ilk baştan ifade ettiğim gibi. Dolayısıyla belki gençlerimize biz daha iyi anlatmak zorundayız. Ve netice itibariyle bugün Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi rahmetle anmakla birlikte vakfımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya'mız huzurlu bir şehir, ülkemiz huzurlu bir şehir, ülkemizin huzurunu bozmak isteyenler var. Tabii son dönemlerde ciddi manada şehit veriyoruz. Hem Suriye'de olsun, hem terörle mücadelede olsun, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim ailelerine sabır versin. İnşallah bir an önce ülkemizde bu terör belasından kurtulması da en büyük dua ve dileğimiz. Tekrar ben bütün katılımcılara, vakfımıza teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Programımıza Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Divan-ı Hulusi Darendevi'den ve Somuncu Baba Hazretleri'nin birbirinden güzel eserlerinden oluşan ilahilerimizle devam edeceğiz. Evet, şimdi huzurlarınıza Somuncu Baba ilahi grubumuzu alkışlarınızla takdim ediyorum ve sahneyi kendilerine bırakıyorum. Senden dolu iki cihan oldum zuhurundan nihan. Gel bulayım seni ayan, ya Rabb'in ola halim benim, ya Rabb'in ola. Ya Rabb'in ola halim benim, gel bulayım seni ayan, ya Rabb'in ola halim benim. Dilde kanat olmaya zühd ile taat olmaya, senden hidayet olmaya, ya Rabb'in ola
benim. Yaradan ola halim benim. Yaradan ola halim benim. Senden hidayet olmaya. Yaradan ola halim benim. Biz oluşak serbazız, akıl rüşt bize yar olmaz. Meyi aşkıyla sermestiz, bize hergiz humar olmaz. Meyi aşkıyla sermestiz, bize hergiz humar olmaz. Diriyiz daim ölmeyiz, karanlarda kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız, bize leylü nehar olmaz. Çürüyüp toprak olmayız, bize leylü nehar olmaz. Bizim gülşendeki güller dururlar taze solmazlar. Hazan olup dökülmezler, zemistanı bahar olmaz. Hazan olup dökülmezler, zemistanı bahar olmaz. Bırak ey hamidavarı, görem dersen sen o yari. Görecek ol tecellayı, andan özge kemal olmaz. Görecek ol tecellayı, andan özge kemal olmaz. Hamidinin gözü yaşı doldurur daire taşı. Bilmem nidem garip başı. Ya Rabbin ola halim benim. Ya Rabbin ola halim benim. Ya Rabbin ola halim benim. Bilmem nidem garip başı. Ya Rabbin ola halim benim. Ah ne değdim alemi alemden hayran. Nideydim Adem'i Adem'den kurban, sana kurban olaydım ya Resulallah. Başka seyranım.
Başka sevdayı sana suzan, sana suzan olaydım ya Resulallah. Sen kendinin kölesi kulu sanma, sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol, nefsin hevası ile mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Karasız hem ivasız, hizmet et her canlıya. Kimsesizin düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi. İncitme gönül yıkma, ger uslu ger deli ol. İncitme gönül yıkma,
Ger uslu ger deli ol, güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gök çekerek dervişin, sanı yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığında koşan kim yokluğa erişesin? Sözünü gerçek söyle, Hulusi'nin dili ol. Sözünü gerçek söyle, Hulusi'nin dili ol. Evet, saygıdeğer konuklarımız, Somuncu Baba İlahi grubu birbirinden güzel ilahilerle gecemizi paylaştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbim seslerine, yüreklerine zeval vermesin. Somuncu Baba Hazretleri'nin yetiştirdiği talebeleri ve Osmanlı ile günümüze etkileri konulu konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Ahmet Şimşegil hocamı, Somuncu Baba Hazretleri'nin hayatı ve eserleri konulu konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Ahmet Kahraman hocamı huzurlarınıza takdim ediyor. Sözü ve mikrofonu kendilerine bırakıyorum. Sayın Valim, Sayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli başkanlarım, kaymakamlarım, sevgili müftüm, çok kıymetli Malatyalılar, Darendeliler ve yurdun dört bir tarafından gelen kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Böyle soğuk bir gecede, soğuk bir salonu yürek ateşiyle, gönül ateşiyle ısıttığınız için de teşekkür ediyorum burayı doldurduğunuz için. Var olun, sağ olun. Bugün tarihimizin Osmanlı'yı etkileyen en önemli şahsiyetlerinden birini burada anmak üzere toplandık. Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba'yı inşallah çok kıymetli akademisyen arkadaşım Abdullah Kahraman Bey'le sizi daha fazla yormadan kısa kısa özetlerle inşallah bu akşam bir nebze değinmeye çalışacağız. Arabayla yolda giderken hele karanlık gecelerde sisli havalarda kenarda köşe taşları görürsünüz. Bu köşe taşları gerçekten çok önemlidir. O köşe taşları olmasa belki uçuruma yuvarlanmak, hayatınızı kaybetmek çok kolaydır. İşte Peygamber Efendimiz'den bugüne de köşe taşları vardır. Köşe taşları. Bunlar sahabe-i kiram efendilerimizdir. Bunlar tabi'in, tebe-i tabi'in efendilerimizdir. Bunlar silsile-i aliye büyükleridir. Bunlar eğme-i müştehidin hazeratıdır. Bunlar velilerdir, evliyalardır. Bunlar köşe taşlarıdır. Bu köşe taşları İstanbul'dan Malatya'ya geldiği gibi Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar gelirler. Önemli olan bu köşe taşlarını iyi bilmektir, iyi anlamaktır ve onları iyi takip etmektir. Yoksa sadece canınızı kaybetmezsiniz, imanınızı da kaybetmekle karşı karşıya kalıverirsiniz. Çünkü doğru köşe taşları varken sahte köşe taşları yol kesenler kat-ı tariki ilahi dediğimiz ilahi yola giden o yolları kesen insanlar da az değildir. Belki bire karşılık bindir. Bunları iyi bilmediğimiz zaman, anlamadığımız zaman kaybederiz. Onun için başkanımızın burada Somuncu Baba'yı gençlerimize çok iyi tanıtmalıyız sözünün
üzerini bir kez daha ben çiziyorum. Keşke bunları hani bugün burada ben bazı gittiğim yerlerde ifade de ediyorum. Sabah geldim, keşke bir lisede de talebeleri burayı doldurup onlara da o gençlere de Somuncu Baba'yı ben burada anlatabilseydim. Bugün bunlar lazım ve çok önemli. Evet, yolu, köprüyü, barajı, silahı, her şeyi yapabiliyoruz. Ama gençliği şayet eğitmiyorsak, gençliğin ruhuna ulaşmıyorsak, gençliği eğitemiyorsak, bu köşe taşlarımızla gençliği bulaştıramıyorsak, o silahları alnımıza doğrultu veriyorlar. O silahları üzerimizden tanklarla geçmeye çalışıveriyorlar. Sana da yapacaksın, görevin seni deyip de böyle tepeden söyleyen gençliği çok görüyoruz maalesef. Zira biz 20-30 sene bu gençliği FETÖ'ye teslim ediverdik. Karşımıza nelerin çıktığını gördük. O FETÖ'cülerin, ben 7 sene önce Darendi'ye geldiğim zaman Somuncu Baba'yı ziyaret edelim, yurt dışından adamlar getirmişler, gençler getirmişler, gezdiriyorlar. Şurada da Somuncu Baba kabri var, türbesi var, onu ziyaret edelim dediklerinde, hele bunlar yabancı, kafalarını karıştırmayalım diye Somuncu Baba'nın türbesine dahi getirmiyorlardı. Bunu birkaç gün öncesin geç oraya gelmiş olmakla duymuş oldum. Yani bundan 6-7 sene önceki bir anekdotu anlatıyorum. Halbuki bizler Avrupa'ya gittiğimiz zaman adamın kiliselerini de görebiliriz. Onlar geldiği zaman bizim camilerimizi de görebilirler. İlla ondan olacak diye bir şart yok. Sadece orada Somuncu Baba buranın böyle bir şahsiyeti diye anlatacaksın. Anlatılmasını dahi istemiyorlar. Duyulmasını dahi istemiyorlardı. Onlar asla bu milletin insanı olmamışlardı. Onun için bu köşe taşlarımızı iyi bilmemiz lazım. Bakın, bu köşe taşları bizi gerçekten felakete düşmekten muhafaza ediyorlar hayatlarını okuduğumuzda. Bu köşe taşları bizi dünyaya bağlanmaktan alıkoyuyorlar. Ahiretini unutma. Din ve dünya dengesini en güzel bir şekilde bize dengeleme, yaşama imkanını sunuyorlar. Mecazi aşka bağlamıyorlar. Yani onlar bizi bir başka böyle mecazi dediğimiz dünyanın güzel görüntülerine kapılıp kalmaktan muhafaza ediyorlar. İki defadır dinliyoruz, hem ilahi hem şiir. Nideyim gülşeni, nideyim gülü, nideyim devleti, nideyim şahı diye ifade edip duruyorlar bakın. Neden? İlahi bir aşkın yanında. Yürüyorsunuz, güzel bir leylak gördünüz, sümbül gül gördünüz. Gel 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 şu güle bak, şu yaratana bak, onda yaratanın şeyini. Evet, güle baktık. Bir daha baktık, bir daha baktık, herkesi çağırdık. Herhalde sabah akşam güle bakacak halimiz yok yani. Sabah akşam gel, ne güzel gül var. Burada 3 gün bir güle bakılmaz herhalde, deli derler adama gülün başında kapılıp kaldıysa. Öyleyse bir kıza da böyle bağlanma, bir adama da böyle bağlanma. 2 gün olur, 3 gün olur. Yani asıl olan onu yaratan, onu veren, o birlikteliğimizi sağlayan, onun değerini bil. Onun hakkını bil, onun kendi üzerlerindeki hakkını bil. Ama dünyaya onun için gelmedin. Dünyaya o ilahi aşkı asla unutma. Bunlar mecazi aşka bağlamazlar bizi. O ilahi aşka götürürler. Bize onları da sevdiren, bize onların hakkını da gözeten yine onlardır. Onları gerçekten her yönüyle, sözüyle, sohbetiyle, şiiriyle iyi anlamak lazım, iyi tanımak lazım. Onları özümsemek lazım. Bakınız, Somuncu Baba Kayseri'nin bir köyünde yetişti. 1331 Kayseri'de ilk eğitimini aldı. Durmadı. İlim yorulmak ister. İlim yorulmak ister, koşmak ister. Kayseri'den Tebriz'e geldi, Şam'a geldi, Tebriz'e geldi, Hoya geldi. Bütün maddi ilimleri, maddi ilimlerle mücehhez oldu. Tasavvuf ilmini de aldı. Alaaddin Erdebili'den. Türkiye
80-100 senedir tasavvuf profesörlerini yetiştiriyor. Maalesef çoğu tasavvufun düşmanı oluyor. Adı tasavvuf profesörü, bunları bu millet çok gördü. Fakat tasavvufu reddeden profesör, tefsir profesörü, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini reddeden profesör, hadis profesörü, hadisleri reddeden profesörler. Memlekette hadis yok. Çünkü bunlar köşe taşlarını tanımıyor. İmam-ı Gazali'leri, İmam-ı Rabbani'leri söylediğiniz zaman, konuştuğunuz zaman bunları elinin tersiyle itiyor. Bilmiyor o büyükleri. Bugün bu milletimizi gerçekten mayalandıran, hamurunu yoğuran o büyükler, yerin altındakiler. Yerin altı yerin üstünden çok zengin. Yerin altı çok güzel. Onun için bu millet ölümden korkmaz. Öldüğü gün aşağı indiğinde Somuncu Baba'yı seviyorsa Somuncu Baba'yla beraber olacaktır. Değil mi? Vallahi ben gencime şehadeti öyle güzel yüklerim ki şehitliği, ağlamaz. Hani şehit olmayı herkes ister. Çünkü bir tek şehitler bu dünyaya, cennete girdiği zaman, cennetteki yerini gördüğü zaman bir tek şehitler bu dünyaya geri dönmek isterler. Başkası istemez. Çünkü o şehadetin ona verdiği rütbeyi de orada görmüştür. Orada anlamıştır. O 50 defa şehit olsa buraya tekrar gelir. Bir de altta Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Akşemseddinler, Hacı Bayramı Veliler, Somuncu Babalar, Ceddi, Ecdadı, Osmanlısı, Selçuklusu, herkes orada. Tüm sevdiklerimiz orada. Oraya gitmekten kim korkar? Onun için bu milleti korkutamazsın. Bu millete baş eğdiremezsin. Bu millete boyun eğdiremezsin. Çünkü bu millet hayatı, hayatta kalmayı, hizmet etmeyi, var olmayı ister ama ölümden korkmaz. Ölümü de düğün günü bilir. Düğün günü. O sebeple bu milleti yıkmak, galip gelmek mümkün değildir. Somuncu Baba, bunlar öyle insanlar ki bir de çekiyorlar. Mıknatıs gibi yetişti. Ta nerelerden, kaç sene ilim tahsil etti. Geldi, Hacı Bayramı Veli'yi bir mıknatıs gibi çekti. Falan köyde bir müderris var. Onu alın ve gelin. Bakın bunlar bir de böyle insanlar, rastgele değil, beklemez. Alır gelirler, mıknatıs gibi çekerler. Hacı Bayramı Veli'yi bir mıknatıs gibi çekti. Geldiği gün Kayseri'ye bayram günüydü. Hacı Bayram ona, Numan, bugün hem gelişinle bayram ettin, hem bugünümüz bayramdı. İki bayram oldu, senin lakabın bayram olsun dedi. Hacı Bayramı Veli şu millet için bir bayram değil mi? Onu yetiştiren, onu Hacı Bayramı Veli yapan Somuncu Baba. Onunla ne sohbetleri onu yetiştirdi. O da aynı zamanda kimi yetiştirecek? Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'i yetiştirecek. Aynı şekilde bir urganla çekilir gibi, boynuna halatı geçirip çekmek gibi çekilecek. O da onu görmeye gidiyor. Fakat geri dönmek, Ankara'ya geliyor. Ankara'da gezerken Hacı Bayram'ın yerini sorunca, işte diyorlar şu dükkan dükkan gezen zat Hacı Bayram'dır. Niçin geziyor dükkan dükkan? Para topluyor. Allah Allah. Bu da müderris. Din adamı dükkan dükkan gezer, para toplar mı? Geri dönüp gidiyor. Bakış normal ama iyi tanıyacaksın. Kiminle kimin ne olduğunu. Bu FETÖ'nün para toplasına benzemez toplamasına. Bazılarını iyi tanıyacaksın. Zira FETÖ'nün üzerinden birileri nemalanmak istiyor. Tüm tarikatlere vurmak istiyor. Çıkıyor birileri. Tüm tarikat diye bir şey duymamış adam. Alim evliya diye bir şey duymamış. Tasavvufun tesini okumamış, yaşamamış, o aşkı tatmamış bir adamın anlaması mümkün değil. Hepsini aynı yere, aynı teraziye koymak istiyor. Anlamıyor çünkü. Bu ona benzemez. Bazen para mı üstün, ilim mi demişler. Para üstün demiş. Neden? Hep ilim sahiplerini, para sahiplerinin yanında görüyoruz. Oysa ilim üstün olsaydı, para sahipleri ilim sahiplerinin yanına giderdi. Doğru demiş. Ama ilim sahibi para sahibinin de yanına gidiyor.
Çünkü paranın kıymetini nereye harcayacağını da iyi biliyor. Para sahibi ilmin kıymetini bilmiyor. Paranın nereye harcanacağını da iyi bilmiyor. Onun için kaliteli, iyi ilim sahiplerini tanımak lazım. Paranın nereye harcayacağını, nereye kullanılacağını da ilim sahibi bilir. Para Nemrutlardan mirastır. İlim peygamberler mirasıdır. Parayı sen korumak zorundasın. İlim seni korur. Parayı harcadıkça biter. İlim harcadıkça eksilmez. Paranın hesabı vardır. İlmin elde ettiğinden her şeyden sevabı vardır. İlim sahibi onu öyle gördü ve geri döndü. Akşemseddin Halep'e gidiyor. Halep'e bir konak mesafede gece rüyasında boynunda zincir. Halka Hacı Bayram-ı Veli'nin elinde. Ve Hacı Bayram-ı Veli onu çekiyor. Uyandığında boğazında zincir izi. O şekilde geliyor. İşte gerçek ilim sahipleri, tasavvuf ehli adamı da böyle zincirle çekerler. Ve çekiyor, onu yetiştiriyor. O Fatih Sultan Mehmet'i yetiştiriyor. Tarihimizin düşünebiliyor musunuz? Peygamber Efendimizin övdüğü, müjdesine nail olan Letüftahannel Konstantiniyye ve lenimel emiri emiruha ve lenimel ceyş zalikel ceyş. Muhakkak fethedilecek İstanbul. Ne güzel komutan onu fetheden komutan. Ne güzel asker onu fetheden asker. Düşünün işte Somuncu Baba ta Fatih Sultan Mehmet'e Aziz Mahmud Hüdayi'ye etkileyen bir alim olarak karşımızda duruyor. Hayatı baştan başa bize bir ibret veriyor. Kendisi Bursa'da az önce hayatını da izlerken Bursa'nın Somuncu Babası kimse tanımıyor. Sadece bir ekmekçi baba, ekmek yapan, insanlara ekmek satan birisi, bir adam. Bu kadar. Ama Bursa'da çağının en büyük alimi, Osmanlı'nın en büyük alimlerinden bir tanesi, ilk Şeyhülislamlarından Molla Fenari Hazretleri, en büyük tefsir alimlerinden. Bursa'nın en büyük velilerinden bir tanesi, Emir Sultan. Ulu Cami tamamlandı. Yıldırım Bayezid Han Emir Sultan'dan hutbe okumasını istediğinde burada öyle bir alim var ki bizim sözümüz burada geçmez. Veya o varken bize söz düşmez. İşte Somuncu Baba o gün tanınıyor Bursalılar tarafından. Aynı Somuncu Baba daha hiç görmediği yani alim olduğunu onun Somuncu Baba'nın Somuncu Baba olduğunu bilmeyen Molla Fenari tefsir yazıyor. Tefsirlerde tefsirin de müşkilatı var. Fatiha'nın tefsirini yapıyor. Bazılarının tefsirde müşkilatı var diyerek. Biri 7 türlü tefsirini yapıyor. Birincisini herkes anlıyor. İkincisini birkaç kişi anlıyor. Üçüncüsünü 2-3 kişi anlıyor. Gerisini kimse anlamıyor. Ve bunu Molla Fenari Hazretleri oradan gitmemesi için ne kadar yalvarıyor. Düşünün şu andan itibaren Somuncu Baba'nın yeri Emir Sultan'ın makamında sarayında nerede? Yıldırım Bayezid Han onu nereye oturtacak bu andan itibaren? Herhalde sarayın en birinci kişisidir. Ne istese padişahtan geri dönmez ama o sırrımız fahş oldu. Biz artık burada duramayız diyerek dönüyor. Bakın nereye geliyor? Aksaray'a geliyor. Nereye geliyor? Darendi'ye geliyor. Şöyle uzaktan baktığımızda herhalde kasaba, vilayet denecek bir yer değil. Köy diyeceğimiz bir yer. Öyle bir yerde insanları bir adamı yetiştirmektir onların gayesi. Bir gönüle girmektir. Dürüş kazan ye yedir bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeyrektir bir gönül ziyareti. Öyle çünkü onlar yattığı yerde diriyiz daim ölmeyiz biz ölmeyiz. Ölümsüzüz. Bakın 600 sene sonra oğulları, torunları, evlatları, sevenleri tüm dünyaya onun nurunu ve hizmetini, İslam'ın nurunu yaymıyorlar mı? Bunu görmüyor muyuz? Ölmez oraya gitmekle. Bunu devleti ele geçirmek isteyen FETÖ anlamaz ve ona benzemez. Ona benzemez. Somun bunlar
Onlar sadece kalple ve gönülle uğraşırlar. Hacı Bayramı Veli Hazretleri 2. Murat zamanında Edirne'ye getirildi isyan edecekmiş diye. Talebeleri çoğaldı. Bazen çoğalan talebelerden insanlar korkar. Doğru yolda olanlardan korkmayın. Bozuk adamları iyi tanıyın. Bozuk adamları. Binlerce talebesi var Ankara'dan ve diyor ki bu adam tehlikeli olabilir. Çünkü bozuğunu da gördüler. Şeyh Bedrettin isyan ediyordu. İkinci Murat Han bunu yaşadı. Acaba isyan edecek biri mi Ankara'dan getirtti? Geldiği gün eline sarıldı. Eline sarıldı. Hata etmişim sultanım dedi. Yanlış yapmışım dedi. Bana dua edin dedi. Bırakmayın dedi. Edirne'de eski caminin vaazını, her şeyini ona verdi. Ama bu andan itibaren Hacı Bayramı Veli ikinci Murad'ın sarayının süsü değil mi? Fakat o Ankara gibi o zamanlar köy olan bir yere geldi. Yine gönülle uğraşacağım. Kimi yetiştirdi? Akşemseddin'i yetiştirdi. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmed'e 53. günde İstanbul düşmüyor. En bunalımlı zamanında fethedilmeyecek mi bu İstanbul dediği zaman sultanım şu gün şuradan şu saatte hücuma geçin. İnşallah İstanbul bizimdir. Gününü, yerini, kapısını söyledi. Ve Fatih Sultan Mehmet surlardan içeri girdiği zaman öyle müthiş bir sevinç yaşıyor ki, öylesine bir sevinç. Etrafındakiler çocukça bir sevinç diyorlar. Zira 8 asırdır aşılamayan o surları aştı. Peygamber Efendimizin müjdesine nail oldu. Doğu Roma'nın da hakanı oldu. Dünyanın en estetik, en güzel şehrine kavuştu. Nasıl sevinmesin? Çocukça bir sevinç. Adamın ciğerini okuyan da bir yönü var Fatih'in. 21 yaşında bir genç fakat insanın ciğerini okuyabiliyor. Onlara diyor ki, bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Bunları bize okutmazlar. Bunları hiç duymadık. Fatih'in bu sözünü tarih kitapları yazmadı, yazmıyor. Bizim önce eğitim noktasından da bir başlamamız lazım. Şu bağımsızlık savaşını kazanabilirsek. Bugün savaşın tam ortasındayız. Tam ortasında. Maşayı düşürdük ama eller çarpışıyor bugün. Tam ortasında bir savaş veriyoruz. Bunları tarih kitapları yazmıyor. Bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Neye seviniyor? Zamanımda Akşemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. Şu sözü 3 gün önce, 5 gün sonra söylese burada söylemem. Sevincin en yüksek olduğu bir noktada, tam surlardan içeri girdiği bir esnada söylüyor. Şu andan itibaren Akşemseddin Fatih'in sarayının neresinde? Düşünün. O nerede? Göynük'te. Fatih bütün her şeyi bırakıp talebe olmak istiyor. Saltanatı bırakıp ona talebe olmak istiyor. O tasavvuf yolunu da almak istiyor. Sultanım sen bu zevki tadarsan padişahlık yapamazsın. Kaçıyor. Ve kendisi Göynük'e kadar, vallahi ben 2 sene önce taksiyle giderken yoruldum. Ya mübarek nasıl geldim oralara diyorsun. Kaç defa da İstanbul'a geliyor, Fatih Sultan Mehmet'e nasihatler ediyor gidiyor. Yani bir genç bir yere geldiği zaman asla ben niye buradayım demeyecek, ben burada ne yapabilirim diyecek. Ben nereden buralara düştüm demeyecek. Cenab-ı Hak beni burada niçin bulunduruyor, ben ne hizmet etmem lazım diyecek. O büyükleri tanıyan insanlar bunu söyler. Bazen bakıyorum, hani içimizde genç arkadaşlarımız da var, kaymakamlar var, bir takım savcılar, şeyler, küçük bir yere düştüğü zaman ya işte hocam burada günümüzü oyalıyoruz. Öldürüyorsun yani. Gününü öldürüyorsun, zamanı öldürüyorsun. Orada yetiştireceğin bir kişi acaba yarın binlerce kişiye ışık salabilir mi bilemezsin sen. Ben buraya bir kişi için geldim diyebileceğiz. Bunları tanıdığımız zaman bunu öğreniyoruz. Gerçekten araya bazı şeyler, misaller koydum. Günümüze de işaret ettim. Bir günümüzün son bir işaretle hocama bırakacağım sözü. Bakın sık sık atıfta bulundum. Çünkü maalesef bu FETÖ belasını bugün Türkiye anlamış değil. Hala anlayabilmiş değil.
Bunu 12 senedir ortaya çıkmış bir hareket olarak görüyorlar. Bunu 12 Eylül 1980 bunlara yol açtı. 28 Şubat bunlara otoban yaptı. Otoban. 2002'ye geldiklerinde kanser hücresi gibi bütün hücrelere girmişler. Ahtapotun kolları gibi her yeri sarmışlardı. Artık ülke bitmişti. Ellerindeydi. 2002'den itibaren muhtemelen Tayyip Bey geldiği gün bunları çok iyi biliyordu. Çok iyi takip etti. 2010 yılında ustalık dediğim şey bunlarla savaştı. Çünkü ya kendi ya bu millet gidecekti, ya bu millet gidecek veya bu millet yaşayabilecekti. Başka türlü yok. İki şıktan biri yok olmuştu millet. Onun için 2010'dan itibaren Hakan Fidan'ı getirerek savaşı başlattı. Son 3 sene bunlara terörist, bunlara haşhaşi demese, son 3 senedir milletin gözünü açmasa da 2 sene açmış olsa 240 bin şehit, 1 sene açmış olsa 2,5 milyon şehit verecektik. Hiç açmasaydı, yani savaş 15 Temmuz 2016'da başlamış olsaydı bu ülkenin %80'i 90'ı FETÖ'nün yanında olacaktı. Sadece %10'u 20'si bu tarafta olacaktı ve ülke gitmişti. Televizyonlarda 20 sene, 30 sene, 40 sene geri gideriz diyenlere ahmak diyorum. Hala hiçbir şeyin farkında değiller. Bugün TC diye bir devlet yoktu. Abdülhamit Han'a 1909'da vurdukları ölüm vuruşunu TC'ye 15 Temmuz'da vurmuş olacaklardı. Ve Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yoktu. Doğu ve Güneydoğu PKK-P'ye diye verilmişti. Orta Anadolu'da, Malatya'da dahil olmak üzere 5 milyon insanımız ölmüştü. Şayet 10 milyon derse, arkadaşımız da 20 milyon derse itiraz etmem. En azını söylüyorum, 5 milyon. Bu 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon olabilirdi. Sur içi dediğimiz bölge FETÖ'ye verilmişti. Vatikan gibi, Vatikan devleti gibi Sur içinde bir devlet kurulmuştu. Ve oraya da halife sıfatıyla biri gelip oturmuştu. Bu halifeyi, yani bugün halifelik vardı Türkiye'de. Bu halifeyi Müslümanların halifesi zannetmeyin. Papa'nın halifesi olarak gelmişti. 1975'lerde alınan 3. bin yılda tüm Orta Doğu'yu Hristiyan yapma projesinin en önemli son noktasıydı bu. Çünkü 20 yıldır Orta Doğu'yu zebun ettiler zaten. Son vurulacak nokta Türkiye'ydi. Türkiye bittiği gün her şey bitmişti. Onun için asla hafife almayın. Çünkü bugün gerçek manada bir savaş veriyoruz. Bağımsızlık savaşı veriyoruz. Bir ay kendilerine gelemediler. 1998'de Papa'ya yazdığı mektubun ilk 5 cümlesini ezbere bilin. Birinci cümlesini okuyorum. Sayın Papa Cenapları, Papa 6. Jean-Paul'ün başlattığı ve devam etmekte olan diyalog ikliminin bir parçası olarak huzurunuzdayım. Papa 6. Jean-Paul'ün başlattığı ve devam etmekte olan diyalog ikliminin bir parçasıyım. Ben Papa'nın hizmetindeyim demektir bu. 2005 ailem ilavesinde FETÖ'nün iman esaslarını okuyorum. 2005'te Diyanet'in Türkiye'de yer yerinden oynatması lazım. Ama artık her şey bitmişti. Güneşi gösteriyorlar 2 dakika, başka bir şey görmüyor adam. Yok, hiçbir şey yok. 2 dakika gösterip bırakıyorlar, mankurt ediyorlar. Tam manasıyla bir mankurt. Ailem, Nisan, Ailem dergisi. Nisan 2005, Ailem dergisinin tam orta sayfası Fethullah Gülen imzasıyla iman esasları. Bu millet son 15-20 seneye kadar her cuma gecesi mutlaka en uzun haliyle camilerde istiğfar duasını yaparlardı. Camilere az gidiyoruz. Bari bundan sonra Müslümanlar evlerinde çoluğunu, çocuğunu, eşini, kızını toplasın ve cuma geceleri istiğfar duasını yapsın, ezberlesin. O istiğfar duasında amentü de okunuyor. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi. Mustafa İslamoğlu diye biri çıkıyor, kaderi inkar ediyor. Bak, kaderi, amentüyü bilmediğimizde daha ne belalar bizi bekliyor, çiziver üstünü. Fethullah ne diyor?
İman esasları dört asıldır. O ondan beter, Yaşar Nuri'den beter. İman esasları dört asıldır. Allah'a inanmak, ahiret gününe inanmak, peygamberlere inanmak. Bu peygamberlere inanmanın içinde peygamberimize inanmak yok. Peygamberlere inanmak. Dört, dördüncü, ubudiyet veya adalettir. Meleklere iman, kitaplara iman, kadere iman yok. Ubudiyet veya adalettir. Ubudiyet ne demek? Abduhu ve Resulühü, kulluk. Kulluk imandan mı? Namaz kılmayana imansız diyebilir misin? Gitti. Adalet imanın şartı mı? Gitti. Peki imanda veya denir mi? Veya ile iman olur mu? Çocuk diyecek, abi bana göre ubudiyet. Öteki yok yok adalet. Gitti işte iman. Ubudiyet veya adalettir. Adam bu 2005'te Nisan ayında kendini haykırıyor, kendini söylüyor. Tek bir şey, gencimize tarih şuurunu, tarih şuurunu, edebiyat şuurunu, doğru dini en güzel şekilde öğreteceğiz. Gencimize Somuncu babaları, Akşemseddinleri, Hacı Bayramı velileri, Aziz Mahmut Hüdayileri gencimize öğreteceğiz. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin, bizleri muhafaza eylesin, devletimize ve başımızdakilere güç, kuvvet, kudret versin diyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ve sözü kıymetli hocama bırakıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer protokol, kıymetli muhabbet insanları, Somuncu Baba'nın sıcaklığını, tadını ve lezzetini hissettiğimiz ve onun adına kurulan bu ziyafet sofrasının etrafında kenetlenen gönüllerini, aşklarını, şevklerini, heyecanlarını buraya getirerek, başkanım kusura bakma, salonu ısıtan değerli davetliler, hepiniz hoş geldiniz. Elimdeki dosyaya bakarak çok fazla şey okuyacağımı düşünmeyin. Çok fazla lafı uzatacağımı düşünmeyin. Ama böyle diyenlerden korkulur hocam. Öyle de düşünmeyin. Çünkü ben gecenin bu saatinde ne almak için buraya geldiğimizi biliyorum elhamdülillah. Bizim için alınması gereken birkaç altın öğüt vardır. Bendeniz yıllardır Somuncu Baba'yı okurken onları edindim. Onları hepiniz biliyorsunuz ama birlikte anmaktan, paylaşmaktan gerçekten manevi haz duyuyorum. Bu hazzı birlikte yaşayalım yeter. Ve bu her şeyin alt üst edildiği, dini değerlerimizin, dini bilgilerimizin, dine ait nice kavramın ters yüz edildiği, bombardıman edildiği bir ortamda Somuncu Baba gibi ulu bir çınarın gölgesinde toplanmak ne kadar önemli bir şeydir. Başkanım tebrik ediyorum sizi. Değerli vakıf yetkilileri, hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü biz yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz nereden düştükse oradan kalkacağız. Bizim gönlümüzü, gözümüzü, midemizi, zihnimizi, maddemizi ve manamızı Somuncu Babalar doyurmuştu. Hamurumuzu onlar yoğurmuştu. Çok şükür ki biz dini, imanı, ilmi ve irfanı, sözüm ona, türedilerden öğrenmedik. Eğer
bu maneviyat erleri olmasaydı biz bugün kurda ve kuşa yem olurduk, savrulurduk, adımız bile kalmazdı bu coğrafyada. Neden Somuncu Baba'yı anıyoruz? Bu hem bir kadirşinaslıktır, hem bir vefakarlıktır, hem de hakkı teslim etmektir. Kılıç mı fethetti bu toprakları Ahmet Hocam? Kılıç mı fethetti? Gönüller kılıçtan önce fethe hazırlanmıştı da kılıç peşinden gelip o fethi kolaylaştırdı. Abdalan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum bir toprağa uğramamışsa orada gerçek fetih olmamıştır. Kılıç zoruyla olan fetihler de kılıcın kabzası kalkıp kınına girdiğinde gerisin geri dönmüşlerdir. Şimdi böyle ortamlarda birileri pusuda bekledi. Hazır, her şey tarumar edilecek ya, din görünümlü bir yapı tefessüh etti ya, gerçek yüzü ortaya çıktı ya, onun üzerinden ne kadar manevi birikim, irfan ocağı, irfan yuvası, irfan eri varsa hepsi vurulacaktı. Hedef buydu. Aslında o darbenin çok farklı boyutları var değerli kardeşlerim. Biri de buydu. Nitekim günlerce, aylarca hala özellikle sosyal medya üzerinden hep irfan ocakları vuruluyor. Devam ediyor, bombardıman devam ediyor. Sebep ne? Bizim gençliğimizi, bizim insanlarımızı yolundan etmek, şaşırtmak ve yeni tuzaklara düşürmek. Onun için alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa ashabını tarif ederken onlar yıldızlar gibidir. Kim onlardan birini kendine örnek alırsa yolunu bulmuş ve aydınlatmış olur buyurdu. Alimler peygamberin varisleridir. Alimler irfan ile donatıldıkları zaman peygamberin velilik ve emirlik görevini beraber yürütmüş olurlar. Peygamberin nübüvvet görevi bitmiştir. Ama velayeti kıyamete kadar devam edecektir. Velayet istikamet erleri tarafından devam ettirilir. Onun için de Somuncu Baba gibi insanlar ulu çınarlardır. Ben birkaç cümle söylemeyi vaat ettim size. Benim okuduğuma göre Somuncu Baba, hani böyle bir tartışma var ya tarihen, orada mı metfun, burada mı metfun? Bunun ne önemi var? Ben diyorum ki, kimin gönlünde Somuncu Baba muhabbeti, kimin hayatında Somuncu Baba istikameti varsa Somuncu Baba oradadır işte. Yoksa yoktur. Yoksa yoktur. İstediğin kadar kabir başına git, kabirden bir şey çıkmaz. Bize peygamberler istikametleriyle örnek olmuşlardır. Veliler de istikametleriyle örnek olmuşlardır. Onun için orada burada aramaya gerek yok. Somuncu Baba nedir? Üç kelimedir. Somun, baba ve fırın. Ben şimdi özellikle bu soğuk havada somun, fırın dediğim zaman herkesin ısındığını hissediyorum. Bir de yanında baba var. Babanın sıcaklığını hepimiz hissederiz değil mi? Şimdi bu zatın hayatında her şey sembol. Somun ayrı bir sembol, fırın ayrı bir sembol,
Baba ayrı bir sembol. Neyin babası? İlmin babası, irfanın babası, istikametin babasıdır Somuncu Baba. Fırın nedir? Fırın sembolik bir şeydir. Günahların, eğrilerin, menhiyatın, kötülüklerin yakıldığı. Sadece yakılmakla kalmadı. Oradan insanların ihtiyacı olan neyse, hem de en acil olan, en temel olan, en temel gıdamız nedir bizim? Ekmek, somun. O somunu Somuncu Baba onunla sembolize olmuştur. Ve öyle bir fırın yakmıştır ki o gönüllerde yanan aşk ateşidir benim anladığım kadarıyla. Öyle bir fırındır ki o hala devam etmektedir. O pişen ekmekler Bursa'da değil. Kim ondan nasiplenirse onun evindedir, onun ocağındadır, onun bulunduğu yerdedir. Somuncu Baba'nın millete ve ümmete Allah'ın büyük bir lütfu olduğunun, kabul olmuş bir dua olduğunun en büyük göstergesi nedir? Etkilerinin kaybolmadan artarak devam etmesidir. Somuncu Baba'nın yaktığı ateşin, fırının hala devam ediyor olmasıdır. Her gönül ve irfan eri Bursa'da, İstanbul'da, Aksaray'da, Darende de nerede olursanız olun, o fırın hala çalışmaktadır. O mirasa sahip çıkanlar vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Çünkü bu bir menfaat davası değildir. Bir dünyalık davası değildir. Bir samimiyet, bir adanmışlık, bir gönüldaşlık, bir Allah'a söz verilmişliktir. Bundan dolayı devam edecektir ve etmelidir. Somuncu Baba nedir? Aşktır. Somuncu Baba tüten bir ocaktır. Somuncu Baba sadece gökte değil, yerde bir yıldızdır. Somuncu Baba istikamet eridir. Somuncu Baba hakikat, şeriat, marifet, tarikat dörtlüsünü şahsında ve zatında cem etmiş bir Müslümandır. Dört özelliğini ben söyleyebilirim. Bunlardan birisi müteşerri mutasavvuf olmasıdır. Çok önemli bir şey budur Somuncu Baba'nın hayatında. Bir zamanlar tasavvufa Hint felsefesinden, yeni eflatunculuktan bir takım şeyler karıştı. Baktı ki İslam alimleri çok fazla felsefi şeyler karışarak bu sisteme Hazreti Peygamber'in ümmetine emanet ettiği zühd, takva kısmı kayboluyor. Teorik tartışmalar artıyor. Batıni düşünceler hakim olmaya başlıyor. Uçanlar, kaçanlar, tasavvuf uçmak ve kaçmak değildir. Tasavvuf ayakları yere basan bir sistemdir. İnsanlar içindir, akıllılar içindir. Aklını kaybedenlerin yeri değildir. Bu uçuk ve kaçık şeyleri ortadan kaldırmak için mutasavvıfları tasnif ettiler. Müteşerri ve müteşerri olmayan diye. Müteşerri ne demek? Ayağının sabit kısmı şeriat üzerinde olan mutasavvıflara müteşerri dediler. Bizim coğrafyamızda hakim olan, var olan, maruf olan, meşhur olan hemen hemen bütün mutasavvıflar, başta İmam Rabbani ve onun kolları olmak üzere, Somuncu Baba ve kolları olmak üzere, ne kadar dal budak salmış.
Emir Sultan'dan ben bakıyorum, Zülcenaheyn deniyor böyle insanlara, iki kanatlı. Maddeyi ve manayı beraber temsil eden insanlardır bunlar. Somuncu Baba'nın hayatına baktığımızda bir tarafta Molla Fenari var, değil mi? Maddi ilimleri temsil edip medresenin zirvesinde olan bir zat. Öbür tarafında Hacı Bayram-ı Veli var. Çift kanatlı ve çift gidiş, çift dikiş bir alim Somuncu Baba. Onun için ayağının sabit kısmı şeriatın üzerinde. O kadar haktan, o kadar şeriattan yana ki bir olay var tarihe geçen. Hani Aksaray'da oğlu Yusuf Hakiki'yi bıraktı ya, Hacı Bayram-ı Veli'ye medrese ilimlerini bırak, sen manevi irşada devam et dedi ya, orada hilafeti Hacı Bayram-ı Veli'ye verdiğinde oğlu Yusuf Hakiki alındı biraz bundan. Kendisine verilmesi gerektiğini düşündü. Fakat bir gün kuyudan su çekerken çağırdı evladını. Dedi ki biliyorum. Aklından ne geçtiğini biliyorum. Alındığını biliyorum. Bu kararı doğru bilmediğini biliyorum. Ama Allah'ın şeriatında, Allah'ın dininde emanet ehline en layık olana verilir. Dolayısıyla ben hilafeti sana verirsem duygusal davranmış olurum, seni memnun ederim ama Rabbimi kızdırırım. Eğer bugün hakiki sahibi olan Hacı Bayram'a verirsem sen küsersin, hakikati daha sonra anlarsın ama bundan Rabbim razı olur dedi. Böylece şeriatın ne demek olduğunu, hakikatin ne demek olduğunu, emanetin ne demek olduğunu Somuncu Baba bize göstermiş oldu. Müteşerri bir mutasavvuf olmanın önemini biz her gün son yaşadığımız olaylarla birlikte de çok iyi anlıyoruz. İmam Şafii kendi döneminde bu ikazı yapmıştı. Fakihen ve sufiyen fekün leyse vahiden, hem fakih ol hem de sufi. Sakın olma bunlardan biri. Sadece fakih, kalbi kas katı biri. Sadece sufi, cahillerin en cahili diyerek Zülcenaheyn olmak gerektiğini, hem tarikat hem şeriat birlikte yürümesi gerektiğini bize ifade etti. Peki şimdi diyeceksiniz ki hocam güzel de sözünüzde durmadınız, hani az konuşacaktınız? Ben şimdi ısındım ya konuşurken, demin üşüyordum. Şimdi ısındım ama sözümü tutacağım. İki kelime daha söyleyeceğim, sonra bırakacağım. Bana aslında eserleri denilmişti, hayatı ve eserleri. Hayatını Ahmet Hocam anlattı. Eserleri kısmında ben 40 hadis şerhinden size 12 hadis okuyacaktım. Ama zaman ilerledi. Dolayısıyla almamız gereken manevi neşveyi de aldığımızı düşünüyorum. Bu sebeple sözümü kısa kesmeyi vaat ettiğim için sözümü kısa kesiyorum ama şunları madde olarak en azından söyleyeyim. Müteşerri bir mutasavvuf. Bir mutasavvuf, bir tasavvuf hareketi bizi şeriattan ayırıyorsa, şeriatın ölçülerinden ayırıyorsa, Peygamberimizin söylemediği, Kur'an'ın onay vermediği duygu, düşünce, inanç ve kanaati bize aşılıyorsa o müteşerri bir tasavvuf değildir. O tasavvufu
ve onu bize öğreteni sorgulamamız gerekiyor. Somuncu Baba bize bunu öğretiyor değerli kardeşlerim. Hulusi Efendi bize bunu öğretiyor. Burada okunmuş olan ilahileri iyi takip edin. Peygamber aleyhisselama yazılan naatın sözlerini lütfen bir daha okuyalım. Uçuk kaçık şeyler değil. Dolayısıyla bu önemli bir ölçü. İkincisi, Somuncu Baba sınırlı ve tadında bir müsamaha sahibi. Sabırlı. Nasıl fırınının yanmasını, ekmeklerinin pişmesini sabırla bekliyorsa, insanların da bir anda istenen manevi mertebelere ulaşmasını değil, zaman zaman, zaman içerisinde olgunlaşarak onları, fakihle arasındaki fark bu. Fıkıhçılar hemen insanların namaza başlamasını isterler. Zahiri ölçüler oldukları için ellerinde, ama mutasavvıflar öyle değil. Aradaki fark bu. Vazgeçilmez tarafı da bu işte. Hiçbir fakihin meyhaneye gidip de son yudumunu çeksin, sonra ben onu çekeyim diye beklediğini göremezsiniz. Ben muktedabihim. Kendisine uyulan örnek kimseyim. Beni meyhanede bir görürse benim halim ne olur? Bizim hocayı, müftüyü meyhanede gördük. Olur mu Fikret Hocam? Olmaz. Olur mu Sayın Müftüm? Ama bir tasavvuf eri, bir Somuncu Baba meyhaneye gidip oturabilir. Onun vazifesi budur. O hedef seçtiği insanları sabaha kadar bekler. Kıyamete kadar bekler. Bir kere bile olsa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirsin, isterse son nefesinde olsun, hiç önemli değil. Onun için Somuncu Baba böyle bir müsamaha sahibi. Mahviyetkar, tevazu sahibi, sırrımız faş oldu deyip Bursa'dan göçü kervan eğiliyor. Kendini asla ele vermek istemiyor. Şöhret afettir hadisini çok iyi öğrenmiş. Yaptıklarıyla örnek olmak istiyor. Benim hoca olduğumu bilmek, hoca olmam çok önemli değil. Hoca gibi davranabiliyor muyum? Reklama gerek yok. Bir profesörde olması gereken bilgi, iman, irfan ve amel bende var mı? Varsa ne mutlu bana. Yoksa al profesörün başındaki profesör sana. Ne yapacağım ben onu? Dolayısıyla mahfiyetkar bir alim karşımızda. Halkın dilini konuşan, halkın dilini konuşan birisi. Allah peygamberleri kavimlerine kendi dilleriyle gönderiyor. Sanat peşinde değil. Buradaki ilahileri okudu arkadaşlarımız. Ne kadar öz Türkçe ile yazılmış. Halkın anlayacağı dilden konuşuyor. Hacı Bayram-ı Veli'ye de bunu tavsiye ediyor. Eser peşinde değil, yazma peşinde değil. Hatta Hacı Bayram-ı Veli de bunu öğrenmiş. Kendisine yazıcı oğlu Muhammed Bican, Muhammediye yazarı kitabını getirip takdim ettiğinde diyor ki, Muhammed keşke bununla uğraşacağına bir gönle girseydin, onu fethetseydin, bununla uğraşmaktan daha iyiydi. Çünkü bunun biraz da şöhret tarafı var, ondan kaçınıyor. Halkın dilini konuşuyor. Hacı Bayram-ı Veli de öyle. Son olarak mütevazi kişiliği ve tok gözlü olması. Gözü halkın cebinde değil. Daima veren, almayan birisi. Hocam himmetten mimmetten bahsetti. Himmet ediyor. Himmet toplamıyor. Aradaki fark bu. Dolayısıyla ben son olarak diyorum ki Allahum merzukna hıfzel murselin. Allah'ım bize peygamberlere verdiğin hafızayı, zekayı, kendini korumayı ve istikameti ver. Ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai. Alimlere, ariflere, büyük tasavvuf insanlarına vermiş olduğun güzel ilhamları bize de ver. O keşfiyatı bize de nasip eyle. Önce kendimizi keşfedelim.
Yanlışlarımızı keşfedelim, sonra doğruları keşfedelim. Somuncu babaların yaptığı gibi yanlışlarda ısrar etmeyelim. Yanlışların yerine doğruları koyalım. Böylece Somuncu Baba ilelebet yaşasın. Fırın daima tütsün. Somunlar daima pişsin. Allah'a emanet olun.